Bugün Kayseri'nin şehir merkezine en yakın ve en gözde ilçelerinden bir tanesindeyiz. Pınarbaşı Mesire alanıyla, cam terasıyla, Ulu Camisi ile Kayseri'nin gözde noktalarından Bünyan'dayız ve Bünyan'ı gezeceğiz. Bugün sizler için Pınarbaşı Mesire alanını, tabii ki olmazsa olmaz Bünyan'ın Ulu Camisi'ni ve Bünyan'da Devlet Bahçeli Sosyal Tesislerinde Bünyan lezzetlerini yemenin tadına varacağız ve ekranlarınıza taşıyacağız. Gezici Radar Bünyan'da sizler için başlıyor. Efendim, yazın gelmesiyle birlikte ağaçlar ve ovalar yemyeşil oldu. Bizler de bugün Bünyan'dayız ve Bünyan'ın o meşhur Pınarbaşı Mesire alanındayız. Burası biliyorsunuz piknikçiler tarafından zaten oldukça rağbet gören bir nokta. Tertemiz suyu ve tabii ki güzel akan o suyun sesiyle, ördekleriyle, balıklarıyla ve bu güzel havasıyla birlikte Pınarbaşı Mesire alanı sizleri bekliyor. Buraya geldiğiniz takdirde kamelyalarda oturarak ailenizle keyifli vakit geçirebilir. Şöyle güzel bir mangal yakarak hakikaten etin, köftenin, tavuğun ya da sucuğun damak zevkinizin ulaşabileceği en yüksek noktaya bu güzel atmosferde ulaşabilirsiniz. Ya da ben mangalla uğraşmak istemiyorum, pikniği sevmiyorum diyorsanız da Bünyan Belediyesi'ne ait buradaki tesiste lezzetli yemeklerinizi tüketebilirsiniz. Güzel bir restoran ve güzel bir mesire alanı var ama bunları yapmak istemiyorum, sabah şöyle güzel bir yürüyüş yapayım diyorsanız da ağaçlarla çevrili Bünyan Pınarbaşı Mesire alanı sizleri bekliyor. Burada ördeklerimiz var, balıklarımız var ve Pınarbaşı'nın, Bünyan'ın o güzel, gürül gürül yıllardır akan ve bütün Bünyanlıların, en azından yaşlı olan Bünyanlıların yüzmeyi öğrendik dediği yer burası. Şu an her ne kadar girmek yasak olsa da o klasik repliğimi yine söyleyeceğim. Kendisine en yakın deniz 300 kilometre uzaklıktaki Kayseri'de. Şöyle bir suya bakayım, şöyle bir ufak bir akarsu havası alayım diyorsanız doğru adresiniz Bünyan Pınarbaşı Mesire alanı olmalı. Yaz geldi artık. Bizler de baharın gelişini, yazın gelişini mesire alanlarında kutlamayı seviyoruz. Özellikle hafta sonları hepinizi Bünyan Pınarbaşı Mesire alanına davet ediyoruz. Efendim, Bünyan dediğimiz zaman akla gelen maneviyatı en yüksek mekanlardan bir tanesiniz. Tarihi Bünyan Ulu Camii'ndeyiz ve arkamızda minberini ve mihrabını görüyorsunuz. Gerçekten Türk toplumu ve Türk İslam motifleri dediğimiz zaman en güzel örneklerini Kayseri'de Bünyan'daki Ulu Camii'de görebiliriz. Hatırlayalım Göktürk bayrağının üzerindeki o güzel ve kurt başlı bir motifi. Aynı motif hemen burada arkamızda kameraman arkadaşımın arkasında caminin giriş kapısında da mevcut ve Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra bozkurt motifini ilk kez bir caminin duvarlarına işleyişidir Bünyan Ulu Camii ve kendi kültürümüzü yansıtması hasebiyle de bizler için oldukça önemli bir durak diyebiliriz. Bünyan'a geldiğimizde sıklıkla uğradığımız bir nokta burası ve sağ tarafımda kameraman arkadaşımın solunda, benim ise sağımda gördüğünüz bu yeşil muhafaza Hazreti Peygamber'in sakalı şerifinin muhafaza edildiği ve Kayseri'deki ender örneklerden bir tanesi Bünyan'da bulunuyor. 100 yılı aşkın süredir belki de buradaki camide muhafaza ediliyor ve yılın belirli zamanlarında belli bir tören eşliğinde açılarak da sergileniyor. Sakalı Şerif şu anda da muhafazasının içerisinde. Bünyan Ulu Camii maneviyatının az önce de ifade ettiğim gibi yüksek olduğu ve aynı zamanda Türk kültürünün önemli unsurlarının, kurtbaşlı motiflerinin ve Türk mimarisinin fazlasıyla yansıtıldığı bir nokta. 1071'de Malazgirt'le beraber girmiş olduğumuz Anadolu topraklarına bırakmış olduğumuz bu nadide eserler hala Anadolu'nun en güzel ve en gözde eserleri olarak korunmaya ve ibadetlerin en çok yapıldığı mekanlar olarak da ibadetleri edilmeye devam ediyor. Efendim, Bünyan eski adıyla Yenice, yeni adıyla ise Devlet Bahçeli Sosyal Tesislerindeyiz ve belki de Bünyanlıların Bünyan tarihi boyunca en çok uğradığı duraklardan bir tanesindeyiz. Eski hüviyetinden bir seviye daha atlamış durumda burası. Hem adının değişmesi hem de menü çeşitliliğiyle Bünyanlıların artık durak noktası öğle yemeklerinde gözde mekanı haline geldi diyebiliriz. Yemeklerde yok yok. Bünyan kıymalısından çeşitli pidelere, tavuk ızgaralardan et lokumlara ve tabii ki olmazsa olmaz yöremizin ayranlarına, içeceklerine kadar burada kullanılan tüm ürünler Bünyanlı çiftçilerden, Bünyanlı üreticilerden ve Bünyanlı marketlerden tedarik ediliyor. Osman Bey ile birlikteyiz. Bu tesisin aynı zamanda kendisi
sorumluluğunu üstlenmiş durumda. Abi neler yapıyoruz, nasıl gidiyor? Öncelikle hoş geldiniz. Yeniden hoş geldiniz. Yine bize güzel sorumluluklar yüklediniz. Tesisimizde Selahattin Başkanımızın gelmesiyle yeni dönemde daha güzel hareketlenmeler oldu. Sosyal aktivitelere önem vermeye başladık. Önümüzdeki sezonda çay bahçesinde daha çok insanların rahat edeceği bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Bunun başında düğün salonu, restoran derken aileler için canlı müzik, yine devamında kapalı okey salonumuz aileler için bunlar olacak. Sosyal aktivitelere önem veren başkanımız ve belediye yönetimimiz var. Onun için burada sorumluluklarımız da artıyor, yemek çeşitlerimiz değişiyor. Dünyana gelen misafirlerimiz daha çok burada hizmet alıyor, konaklama yapıyor. Lokantadan, pideden artık restoran kıvamına doğru bir geçiş görüyoruz Evet. Burada. Çünkü bünyamızın eksikliklerini burada tamamlamak istiyoruz. Yani özellikle gençlerimize karşı programlar düzenlemeye devam edeceğiz. Bu gücü de belediye başkanımız Selahattin Metin'den alıyoruz. Bize güzel destekler veriyor. Her projede yanımızda oluyor. Özellikle gençlerimiz için muhteşem projelerimiz var. Yeni sezonda onları burada güzel ağırlayacağız. Tüm misafirlerimizi ve Kayseri'den gerek ülkenin her bir yerinden gelen misafirlerimizi burada konaklamak için bekliyoruz. Efendim tabii cam terasın yapılmasıyla bünyan turizmi çok başka bir noktaya taşınmıştı. Ama buradaki projeler açıklamayalım. Açıklandıkça sürprizleri kaçmasın, cazibesini arttırmaya bünyan da devam edecek. Tabii ki böyle tesise ve hatta böyle tesislere de fazlasıyla ihtiyacımız olacak. Çünkü belediye başkanımızla biz geçen geldiğimizde yaptığımız röportajda günlük hedefim 20 bin yerli ya da yabancı turisti bünyana getirmek demişti. Ne diyelim, çalışanın eline emeğine sağlık. Eski adıyla Yenice, yeni adıyla ise Devlet Bahçeli Sosyal Tesislerine bu güzel lezzetleri tatmaya hepinizi davet ediyoruz. Son projeyi de sizden alıyoruz. Kahvaltıda Beni Sev projesi başlattık. Kahvaltıda Beni Sev, evet. Kahvaltıda Beni Sev. Tüm misafirlerimizi gerek bünyandan, şehir dışından, Kayseri'den gelen tüm misafirlerimizi cumartesi, pazar kahvaltıya özellikle bekliyoruz. Gold kahvaltı. Serpme kahvaltıya herkesi bekliyoruz. Peki efendim, kahvaltıda Beni Sev diyoruz. Bünyan Devlet Bahçeli Sosyal Tesislerine hepinizi davet ediyoruz. Efendim bugün sizler için Bünyan'ın farklı noktalarını gezdik ve tabii ki kapanışımızı Bünyan'ın eşsiz lezzetleriyle yapıyoruz. Devlet Bahçeli Sosyal Tesislerinde bu muhteşem yemeklerle kapatıyoruz programımızı. Bünyan, Kayseri'nin yeni yükselen turizm değeri olma noktasında emin ve hızlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Gezici Radar önümüzdeki hafta farklı coğrafyalarda yeniden karşınızda olacak ama o vakte kadar hoşça kalın.